ABD'nin İran konusunda aldığı kararları biz doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımların karşısındayız dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Anadolu Ajansı editör masasında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu Amerika'ya yaptırım uygularsan karşılığını alırsın dedi. Artık bu iş böyle yürümez. Yani S-400 alıyorsun, ben işte parlamentodan da bir karar çıktı, size yaptırım uygularım. Yaptırım uyguladığın zaman karşılığını görürsün. Kaldı ki İran gibi bir ülkenin tamamen köşeye sıkıştırılması ve tecrit edilmesi doğru da değil, hatta çok tehlikelidir, risklidir. Bölgemizin güvenliği bakımından da önemlidir. İnşallah ABD bu konularda aklı selim davranır. Membiç konusunda da Amerika ile önemli bir aşama kaydedildiğini ifade etti Dışişleri Bakanı. ABD ile uzun zamandır aramızda önemli bir sorun olan YPG'ye verdikleri destek ve YPG'nin Münbiç'te ve diğer yerlerde bulunması konusunda da bir yol haritası belirledik ve bu yol haritasını sizin de söylediğiniz gibi Mike Pompeo ile onayladık. Bugüne kadar 9 defa devriye gezildi ve bu bölgelerde olan YPG PKK'da çekildi. Amerika ile bağımsız yapılan devriyelerin sona ereceğini söyleyen Çavuşoğlu, ortak devriye zamanının geldiğini belirtti. Şimdi ise ortak devriye zamanı ve şehrin içine girme zamanı ve bu süreçte beraber de şehrin tamamından YPG'nin, PKK'nın çekilmesi zamanı. Çavuşoğlu, Membiç'ten sonra hedef Fırat'ın doğusu dedi. Membiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir cümlemiz de var. Membiç bittikten sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek ve Fırat'ın doğusundaki YPG'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden de Münbiç modeliyle birlikte PKK'lar çekilecek ve tüm bu bölge istikrara kavuşturulacak. Amerika ile FETÖ konusunda görüşmelerinde devam ettiğini kaydetti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını ve Türkiye'den gelen delil ve talepleri çok ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini söylemişti. Diğer taraftan FBI'nin de FETÖ'ye yönelik çok ciddi bir ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını söyledi. ABD gibi bir ülke, yani Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir.